Güzel Desenler kanalımdan herkese selamlar. Bugün sizlere lif yapacağım arkadaşlar. Örümcek ağı gördüğünüz gibi katları var. Bu şekilde güzel yapımı gayet basit bir lifimiz var. Yine lif ipi kullanacağız ve 2,5 numara tek tığa ihtiyacımız var. Öncelikle orta motifinden başlayacağız arkadaşlar. Pembe ipimizle ben 6-7 tane zincir çekiyorum öncelikle. Şimdi netleştirelim biraz daha görüntüyü. Evet. Uç kısmına batıyoruz zincirlerimizin, bir halka yapıyoruz. 1-2-3-4 zincir çektim. Bir başı alıyorum arkadaşlar. Çemberimizin orta kısmına ikili trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar mil başı aldım. Yine aynı şekilde ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 8 tane trabzan yapacağız. Beş, altı, 7. En sonuncuyu da 2 zincir çekiyoruz. Şu en baştaki yere tutturuyoruz arkadaşlar. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Mil başı alıyorum. Bu kutucukların içerisine yine trabzanlar yapacağım. 1 2 3 tane trabzan yaptım. Dördüncü ipimi sabitliyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bir başı aldım. Hemen şu yan kısma dolduğu yapacağız. 1 2 3. Gördüğünüz gibi bu şekilde 8 tane dolgu yapacağız. Dolgu işlemimiz bitti. Şimdi 9 tane zincir çekiyoruz. Şu iki yaprağın ara kısmına mil başı sız batıyoruz arkadaşlar. Tekrar 9 zincir. Bu kez buraya batıyoruz. Zincir çekme işimiz bitti. 5 zincir çekiyorum. 2 mil başı aldık. Üçlü trabzan yapacağız buraya. 1, 2, 3 defa da çekiyoruz. Toplamda zincirlerle beraber 8 tane trabzan olacak. 4, 5, 6, 7 oldu arkadaşlar. Şimdi tekrar 5 zincir çekiyorum. Alt kısmı sabitliyorum. Gördüğünüz gibi zincirlerle birlikte 8 tane trabzan oldu. Bu şekilde dolduracağız. 8 tane trabzan yapacağız. Pembe ipimizle işimiz bitti şimdi. Bir zincir çektim en son. İpimi kesiyorum. Şimdi beyaz renkle bu şekilde orta çiçeğimizin orta göbeğini yapacağız. Bir zincir çektik. Gördüğünüz gibi şu orta kısımda kutucuklar yapmıştık hatırlarsanız. Buraya battık bir kez arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. Bütün bu direklerin üzerine batacağız. 2 zincir çekiyorum. Tekrar yan taraftakine batıyorum. 2 zincir çektim.
Evet, 2 zincir çekerek toplamda 8 tane. Gördüğünüz gibi şu şekilde yuva yaptık. Şimdi en baştakini tutturuyorum. 2 zincir çekiyorum. Buraya da 2. Burada tekli trabzanlar yapacağım. Evet. İçlerini üçer kez doldurarak burayı da yapıyoruz. Orta motifimi bitirdim ben. Beyazdan sonra da ortaya şu şekilde yine böyle tomurcuk yaptım. Şimdi daha önceden şöyle göstereyim. 8'er tane trabzan yapmıştık pembe renkten hatırlarsanız. Onların üzerine yeşil ipten şimdi fıstık yapacağız. Şöyle herhangi bir köşeden başlıyoruz. 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İl başa aldık. Köşede aynı kısma batarak 1, 2, 3 tane fıstık yaptım. Tek seferde topluyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. İl başa aldım. Bu kez de şu orta kısmına fıstık yapacağız. 2, 3. Tek seferde topluyoruz. Yine 3 zincir çektik. İl başa aldık. Bu kez şu son kısma fıstık yapacağız. 2, 3. Evet, burada ipimizi keseceğiz. Bir tane atlıyoruz. İkinciye yapıyoruz. Bir tane atlıyoruz. İkinciye yapıyoruz. Yani 8 taneydi. Toplamda 4 tane bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Yeşillerimizi bitirdik. Şimdi beyazımıza geldik. Şu boş kısımda olan pembenin üst kısmına atıyoruz. Bir başı aldık. Bütün tepelere batarak trabzan yapacağız. Bir başı aldık bir tane. Evet, aralara zincir çekmeden bu şekilde yan yana yapıyoruz. Toplamda 8 tane trabzan yaptık. Şimdi bu araya 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Daha önceki yaptığımız şu fıstık yapmıştık. Onun tepesine battık arkadaşlar. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektik. Yine aynı şekilde batıyoruz. 3 zincir aralarda bırakarak yapıyorum. Evet, sonuna geldik. 3 zincir çektim. Zincir biraz çekti sanırım. 4 yapalım burayı. Tekrar 2 3 zincir. Bir başı aldık. Bütün trabzanların tepesine batarak arkadaşlar şekilde dolduracağız. Ara 3 zincir çekmiştik hatırlarsanız. Oralara 3 tane trabzan doldurarak gideceğiz. 2, 3 tane doldurduk. Diğer yan kısma geldik. Oraya da aynı şekilde. 1, 2, tane yapıyoruz. Birinci sıramı ben bitirmek üzereyim. Şu aralara 3 tane batacağız demiştim ama bazen arada 4 tane de battım ben arkadaşlar. 3 tane değil de 4 tane trabzan yaptım. Düşmeler olmasın diye onu siz ayarlayın. Evet. Şimdi ben birinci sıramı yaptım. Model ortaya çıktı. Bundan sonra bütün tepelere batarak trabzan yapacağız. Şu şekilde göstereyim. Toplamda 8 sıra trabzan yapacağız arkadaşlar. Tek tek batarak. Aralarda 10 tane battıktan sonra bazen çiftli batacağız. 15 tane yaptıktan sonra çiftli yapacağız. Bu şekilde arada artırarak siz kontrol ederek büzüşmeler ya da dalgalanmalar olmasın diye
Elinizin sıkılığına göre 8 sıra öreceğiz. Tekrar zincir çektim 3 tane. Tekrar tepelere batarak bir ikili trabzanlarımızı yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8 sıra öreceğiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi trabzanlarımı bitirdim ben. Şimdi örümceklerimi yapmaya geldi sıra. Buradan direktmen başlıyorum arkadaşlar ben. Örümcek yaparak. Arada 4 trabzan bırakıyorum. 5.'ye batacağım. Şöyle normal büyüklükte bir örümcek yapıyoruz. 1, 2 tane yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane trabzan bırakıyoruz. 5.'ye sabitliyoruz bunu. Tekrar yine aynı büyüklükte 1, 2 tane örümcek yapıyoruz. 4 trabzan bırakıp 5.'ye tutturuyoruz. İlk sırayı bu şekilde yapalım arkadaşlar. Birinci sıramı birleştirdim ben. Bitirdim. Şimdi tekrar 2 tane örümcek yapıyorum. İkinci sırada da şu ortalara, daha önceki yaptığımız örümceklerin ortalarına tutturarak yapacağız. Yine 2 tane örümcek yapıyorum. Şu kısma tutturuyoruz. Şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde 3 sıra örümcek ağı yapacağız. Oraya kadar örelim arkadaşlar. Evet, 3 sıra örümcek ağını yaptık arkadaşlar. Şimdi uç kısımdaki çiçekleri yapacağım ben. Beyaz yerine bunu da ortadaki kullandığım renkten, pembe renkten yapacağım. Şöyle bir tane örümcek yaptık öncelikle. Mil başı alıyoruz. Şu orta kısmı. Bir kez batırıyorum tığımı. Uzunca bir şöyle trabzan yaptık. 5 tane zincir çekiyoruz. Hemen dip kısmına batıyorum. Tekrar mil başı aldım. Aynı yere batırıyorum yine tığımı. 5 zincir hemen dibine batıyoruz. Evet. Bu şekilde 5 tane yapıyoruz. Dört toplu bir tane daha yapalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Şimdi kısa bir örümcek yapacağım. Şöyle daha önceki yaptığım şu örümcek arasına sabitliyorum bunu. Tekrar aynı büyüklükte bir örümcek daha yaptım. Tekrar mil başı alıyorum. Buradaki örümcek arama yine aynı şekilde. 5 zincir çektim. Evet, bu şekilde kenarına çiçekler yaparak öreceğiz arkadaşlar. Kenar kısımlarını bitirdim ben. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 katlı olacak bu örümcek ağlarımız. Biz sonuncu olanı yaptık. Bir tane ortaya, bir tane de başa yapacağız. Trabzanlarımızdan üçüncüden başlayacağız. Şöyle yakından göstereyim. Yine 4 trabzan bırakacağız arada. 5. de yine aynı tutturarak. 3 sıra yine bu şekilde örümcek ağı yapacağız. Uç kısımları yine pembeden yapacağız bu çiçeklerimizi. Arada yine 3 tane trabzan, 3 sıra daha bırakacağız. Orta örümcek ağımızı da yine aynı şekilde 3 sıra yapacağız. Ben şimdi buraları da yapacağım arkadaşlar.
Örümcek ağ katlı lifimi ben bitirdim hanımlar. Gördüğünüz gibi ikisi de birbirinden güzel oldu. Yapımı gayet basit. Hepiniz yapabilirsiniz evlerinizde. Herkese kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. Hoşça kalın.